Cehennem öyle bir şeydir ki ateşi çok şiddetli, çukuru derin, ehlinin yiyeceği irindir. Bütün zorba ve küfürde inat edenler orayı boylar. Kendisine girecekler bir bir atılırken cehennem daha yok mu diye kükrer. Cehennem bedbaht ve azaba müstehak olan kimselerin varacağı yerdir. İçerisinde türlü türlü işkence vardır. Deriyi yakıp kavuran, iç organları paramparça eden korkunç bir azaba sahiptir. Kafirler inkar edip isyan etmelerinden ötürü burada cezalandırılacaklardır. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem, kendisine hizmet eden son derece cebbar ve çetin görevli meleklere sahiptir. Onlar yalnızca Allah'tan aldıkları emirleri yerine getirirler. Cehennemi tasvir eden ve onun görevlerinden bahseden pek çok ayet ve hadis vardır. Hatta cehennemin yeri geldiğinde dile gelip konuştuğu, canlı bir varlık gibi tasvir edildiğine şahit olunur. Öte yandan cehennem için hizmet eden zebanilerin bulunması da onun korkunçluğunu kat be kat arttırmakta, oradan kurtuluş olmadığını ortaya koymaktadır. Yüce Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Ayetlerimizi inkar edenleri pek yakında korkunç bir ateşe sokacağız. Onların derileri kızarıp kavruldukça yerlerini başka derilerle değiştireceğiz ki azabı hiç aralıksız tatmaya devam etsinler. Şüphesiz ki Allah kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Cehennemliklerin yiyeceği olan zakkumun bir damlası dünyaya düşmüş olsaydı dünyadakilerin geçim kaynaklarını mahvederdi. Peki ya yiyeceği zakkum olan nasıl dayanacak? İşte bu ayet-i kerime ile hadis-i şerif, cehennemi anlatmaya ve anlamaya yeterlidir. Bundan sonra asıl mesele cehennemin mahiyeti değil, ondan korunmanın keyfiyetidir. Bir insan, cehennemi istediği kadar tanısın ve hakkında malumat alsın, eğer ondan nasıl korunacağını bilmiyor veya bu bildiklerini fiile dökmüyorsa, bu durumda boşa kürek çekiyor demektir. Hayatın zorlukları insanı her zaman bir takım yanlışlara sevk eder. Eğer insan bu yanlışlara meyletmez de, Allah'ın kendisi için murad ettiği yolda ilerlerse, İlahi Rahman ona pek çok güzellikler bahşeder. Bunların belki de en önemlisi cehenneme gitmeyecek olmakla müjdelenmektir. Bu öyle bir merhaledir ki çoğu kişiye nasip olmaz. Allah bu aşamaya gelen kullarına belli başlı alametler ishar ederek onların cehennemden beri olacaklarını ibraz eder. Allah böylesi kullarına bedeninde öyle bir işaret verir ki görenler onun zaten cennetlik olduğuna hükmeder. İşte o işaretler. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 1. Yüzde nur olması. Hemen herkes hayatında en az bir kere yüzünde nur olduğuna şahit olmuştur. İnsanların kendisini bunun için zorlamasına, makyaj yapmasına veya tıraş olmasına gerek yoktur. Yüzünde doğuştan meydana gelen bir nurun bulunması, iman ettikçe ve ibadet ettikçe artacaktır. Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurarak bu konuya dikkat çekmiştir. Zulümden sakınıp kaçınınız. Çünkü zulüm, kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik, sizden önce ümmetleri helak etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya sevk etmiştir. İşte cimrilik, kötü ahlak, küfür, şirk gibi özelliklere sahip kimselerin yüzünde nur olmaz. Aksine onların yüzünde meymenet bile kalmaz. 2. Halim ve selim olma, gevşeme. Her türlü zorluğa karşı gevşeme ve rahatlama hissetmek, vücudun sükunet bulması da cennetlik olduğunun alametidir. Zira Allah, Kur'an-ı Kerim'de dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyurmakta, tatmin ve sükunetin ancak ve ancak Allah'a iman edip salih kul olmakla mümkün olduğu görülmektedir. 3. Alnında secde izi olması. Alından ısırlaşma, secde izinin yer edinmesi, bir insanın cennetlik olduğuna en büyük delil ve müjdelerden biridir. Zira Yüce Allah, kullarına namaz kılmayı emretmiş, bunların yanı sıra nafile ibadetlere de ağırlık vermeyi tavsiye etmiştir. Yüce Allah, kullarının kendisine çokça ibadet etmesinden son derece memnun olur. Alnında secde izi bulunan kişi, çok fazla ibadet eden anlamına geldiğinden, bu durumda oldukça enteresan ve farklı bir atmosferde bulunulduğu görülecektir. Cennetliklerin dünyadaki atmosferi bile huzur ve sükunetle bezelidir. İşte bu kişilerden olmak için salih bir kul olmaya çabalamak, her zaman gayret etmek gerekir. Yüce Allah biz insanları imtihan maksadıyla yarattığını, indirdiği kitabında çeşitli vesilelerle ifade etmiştir.
Hiçbir insan bu imtihanın istisnası değildir. İmtihanın zaman ve koşullarını yine bizzat Yüce Allah belirlemektedir. İmtihanın maksadı, Allah'ın kendi sevgisini, yardımını ve mükafatını hak edecek direnci gösteren kimselerle aksi davranış gösterenleri bilip ayırması, insanın elindeki imkanlar ve karşılaştığı zorluklara rağmen üretebileceği en iyi eylemi ortaya koyması ve Allah'a olan güveninde ne kadar samimi olduğunun sınanmasıdır. İşte Allah bunu görmek istemektedir. Peki bu sınamada Yüce Allah'ın var olduğunu kabul edilen ön bilgisinin bir tesiri var mıdır? Her şeyden önce Allah'ın ön bilgisi ve insan davranışlarına etkisi konusunun kader konusuyla iç içe olup yüzyıllardır gündemde olan bir konu olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Yine kendisi hakkındaki planı bilmek isteyen ve kader mevzusu üzerine tefekkür eden her insanın son noktada soracağı soru şu olacaktır. Yüce Allah hayat boyu tüm tercihlerimi ve bu tercihlerin doğuracağı sonuçları biliyorsa, yani sonumuzun ne olduğu önceden biliniyorsa, imtihanın anlamı ve gayesi nedir? İlahi bilgi hiçbir zaman değişmeyecekse, biz ürettiğimiz eylemlerle sonumuzu nasıl değiştireceğiz? Bu sorulara cevap aramadan önce kader ve imtihan konularına değinmek yerinde olacaktır. Yüce Allah kitabında insandan sürekli akletmesini, tefekkür etmesini ve tedebbür etmesini istemektedir. Elbette düşünen akıl soru üretecek ya da mevcut sorulara çözümler arayacaktır. İnsanlığın zihnini kurcalayan konulardan bir tanesi de kader konusudur. Nedense bu konu açıldığında anlaşılmaz, tartışılmaz ve sonuca ulaşılamaz gibi yargılarla konu geçiştirilmekte ve insanların soru sormalarının önü kesilmektedir. İyi ama insanlar soramadıkları, hakkında bilgi sahibi olamadıkları konulara nasıl iman edecekler veya bu konudaki imanları kendilerini hayatta nasıl yönlendirecek? Kader konusunun tartışmaya kapalı olduğu iddia edilse de kelam ve hadis kitapları bu konular üzerinde rivayetler, nakiller ve sayfalarca süren izahlarla doludur. Anlaşılan kader mevzusunu bize tartışmayı yasaklayan geleneğimizin kendisi bu yasağa hiçbir zaman uymamıştır. Zaten kimsenin uyması da beklenemez. Kişi aklını taşıdığı sürece sürekli soracaktır. Ayrıca Allah konuyu bizzat kendisi tartışmaya açmıştır. Aklın üzerinde düşündüğü, Allah'ın gündeme getirdiği bir mevzu hakkında alimler bile çözememiş zaten. Peygamberimiz bu konunun tartışılmasını yasaklamış gibi bir anlayışa sahip olmak hatalı bir yaklaşım olur. Klasik anlamda kaderi iman esası her ne kadar toplumsal hafızamızda yer etse de Kur'an'da geleneksel anlayışın benimsediği türden bir kader algısından bahsedilmez. Bir iman şartı olarak gösterilmez. Ancak bu, kainatta başıboşluğun hakim olduğu manasında da algılanmamalıdır. Kader, Yüce Allah'ın mahlukata yüklediği kapasite ve yaratılmışların varlıklarını idame ettirme noktasında koymuş olduğu kurallar, ölçüler bütününün adıdır. Her bir varlık, varlığını sürdürebilmek için kendisi hakkında konulan yaşam standartlarına zorunlu olarak uymak mecburiyetindedir. Örneğin nerede doğacağımıza, hangi dili konuşacağımıza kendimiz karar vermedik. Yine göklerin ve yerin yapısı bizim tercihimizle olmadığı gibi varlıkların kapasite ve kullanım alanlarını da bizler belirlemedik. İşte bu Allah'ın yarattıkları için belirlediği ilahi takdir yani kaderdir. Bu anlamda inançlı inançsız hiç kimse böyle bir ölçülendirmeyi reddedemez, zira bu türlü dengeler olmasaydı evren kaotik bir hal alıp varlığını sürdüremezdi. Bugün yapılan tüm bilimsel çalışmalar ve tespitler Allah'ın belirlediği bu kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Nitekim Kur'an'da Allah böyle bir dengeden bahsetmiş, yaratılmışların kendisine kulluğunu zorunlu ve gönüllü olmak üzere ikiye ayırmıştır. Kainattaki tüm varlıklar Allah'ın belirlediği yaratılış, fıtrat kanunlarına dayalı olarak varlıklarını sürdürmek zorunda olduklarından aslında zorunlu olarak Müslümandırlar. Allah insana zorunlu kulluğun yanı sıra gönüllü kulluğu da emredip bu kainat korusuna katılmasını istemiştir. Ancak insana kendisine karşı tavır koyabilme özgürlüğünü verip imtihana tabi tuttuğundan insan adına tercih yapmamış, gönüllü kulluğu sonuçlarını göze almak kaydıyla kişinin kendisine bırakmıştır. İmtihan dediğimiz hadiseyi de bu tercihler oluşturmaktadır. İmtihan, Allah'ın çeşitli darlık, bollukla, çizmiş olduğu haram helal sınırlarıyla ve sevinçle üzüntü veren olaylarla toplumları ve kişileri denemeye tabi tutmasıdır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.